pandemi döneminden çıktık, kilolar aldık. Peki bu kilolar nasıl verilecek? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Evet, bir pandemi sürecinden çıktık ve pandemide kilolar alındı. Çünkü insanlar evdeydi, hepimiz evdeydik ve evde sürekli aslında insanlar kendisini yemeği verdi. İşte pideler yapıldı, ekmekler yapıldı. Aslında bunlar sağlıklı şeyler tabii. Evde kendi üretimimizi yapmamız, fakat bunun fazlası bize kilo olarak dönüyor. Çünkü kişiler sürekli durmadan bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissediyor can sıkıntısından dolayı. Peki bu kilolar nasıl gidecek şimdi? Şöyle, öncelikle kişiler mutlaka ilk aşamada kan tahlili yaptırmasını öneririm. Dahiliye doktorumuza gelip kan tahlili yaptırıyoruz. Çünkü bu dönemde aslında kişinin farkında olmadığı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Kolesterol seviyemiz arttı, belki de kan şekeri düzeyimiz arttı, diyabete olan eğilimimiz artmış olabilir, tansiyon sıkıntımız artmış olabilir. Çünkü pandemide ziyade aslında bir stresle yaşadık bu dönemde. Hem yemek hem stres birçok hastalığı tetikleyebilir. Bu sebepten dolayı ilk istediğimiz şey dahiliye doktorumuzun yapmış olduğu bir kan tahlili, kan tetkiki. Sonrasında onu o tahlile göre uygun bir beslenme programı oluşturuyoruz. Peki bu beslenme programı nasıl bir içeriğe sahip olması gerekiyor? Aslında bunu biz kişiye göre yapıyoruz, fakat genel bakış anlamında kişinin eğer diyabet gibi bir hastalığı varsa, tansiyon gibi bir hastalığı varsa ilaçlarıyla birlikte bunu birleştiriyoruz. Çünkü birçok besin ilaçla etkileşime girebiliyor. Kişiler yanlış diyet sonucu birçok hastalığa yakalanabiliyor veya kas kaybı yaşayabiliyor. İstediğimiz durum aslında bizim yağ kaybı. Çünkü kas kütlemizi kaybetmemizi istemiyoruz. Şu olabiliyor maalesef Büşra Hanım. Sanki aç kalmakla kilo verecekmiş. Kesinlikle öyle de düşünülüyor. Veya şu an internete yazsak bile diyet listesi, birçok diyet listesi çıkıyor. Evet. Fakat bunlar son derece sağlığı riske atacak listeler. Çünkü kişiye uygun değil. Kişi kendisini aç bırakıyor, ekmek tüketmiyor, yanlış yollara başvurabiliyor. Bu sebepten dolayı sabah sağlam bir kahvaltı şart. Kahvaltıda mutlaka yumurtamızı, peynirimizi tüketiyoruz. Eğer herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa tabii ki. Yine 2-3 dilim veya kişiye göre 1-2 dilim de olabilir. Tam buğday, tam tahıllı ekmeklerimizi tüketiyoruz. Ara öğün yapıp yapmama sorusu çok geliyor. Ara öğün yapalım mı, yapmayalım mı? Bu aslında kişiye göre değişiyor ara öğün planlama şeklinde. Yani kişinin diyabeti varsa ara öğün yapmasını istiyoruz. Fakat herhangi bir sağlık sıkıntısı yoksa veya ben çok yoğun çalışıyorum diyorsa ara öğün yapmasına gerek yok. Ara öğünde taze meyve, yanında birkaç kuru yemiş olabilir. Galeta peyniri olabilir, ayran bulundurabiliriz. Böyle minik atıştırmalıkla bir sonraki öğünde daha az yemek tüketimini sağlayabiliriz aslında.